Sıramızın sonuna geldik. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum. Geriye geliyorum. Arka tek kanalına batıp bu şekilde çapraz bağ yapıyorum. Şimdi bakın, bu noktada bir tane sık iğne kaldı burada. Gizleme ve birleştirme noktamız kaldı ve bir tane zincir çektiğimiz nokta var ve ilk başladığımız sık iğne var. Şimdi bu noktada bir zincir çektiğimiz, bakın o zincirin şuradaki arka tek kanadına batıyorum. Burada bir tane atlamış olduk. Buradaki zincire battım. Geri geliyorum, o atladığım sık iğnenin arka tek kanadına batıp sık iğne yapıyorum. Burada sıram tamamlandı. Şimdi bu noktada şuraya batmayacağım. Bakın buradaki meyilli olan, çapraz olan noktayı bırakıp ikinciye batacağım. Herhangi bir gizleme birleştirme yapmadan spiral bir şekilde örebilmek için bu noktayı atlıyorum. Bakın direkt buradaki çaprazı bırakıp ikinci çaprazın dibine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Uzun bir ilmek. Sık iğne yapıyorum. Geri geliyorum. Buradaki çaprazın tam ortasına batıyorum. Bakın. Bu şekilde batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Tekrar bakın buradakini bırakıp zaten dibine batmıştık burada. Bir sonrakinin dibine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Burada dibine battığım bir öncekinin ortasına batıp ilmek çıkarıyorum. Ve çapraz şeklini veriyorum. Bakın dibine battım. Burada dibine battım. Şimdi bir sonrakinin dibine batıyorum. Bir sonrakinin dibine batıyoruz. Geri gelip bir de şu noktaya batıyoruz. Bakın. Şu noktaya. Önce buraya batıyoruz. Sık iğne yaptık. Şimdi geri gelip biraz önce gösterdiğim noktaya batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde çapraz bağlar modelimizi oluşturuyoruz. Bakın bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Tekrar geri geliyorum. Bu noktaya batıp sık iğne yapıyorum. Bakın şu noktaya önce batıyorum. Geri geliyorum. Şu noktaya batıyorum. Şimdi burayı ördüğüm zaman burası biraz kapanıyor. Şu noktadan tığımızı ittirdiğimiz zaman rahatlıkla içine giriyor. Bakın. Bu nokta. Şuraya batıyoruz. Önce buraya batıyorum. Bakın dibine batıyorum önce. İlmek çıkarıp sık iğne. Geriye gelip sonra gösterdiğim noktaya çapraz şeklinde sık iğnemizi oluşturuyoruz. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasını oluşturuyoruz. Ben şimdi ikinci sırayı tamamlayıp tekrar başlangıç ve bitiş noktasına kadar öreceğim. Bu noktayı da tekrar bir üst sıraya nasıl geçtiğimizi sizlerle paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Tabanımı da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Gayet muntazam, kolay oluyor. Şimdi son noktaya batıyorum. Bu nokta da bizim, bakın başlangıç ve bitiş noktamız şurası, bu kısım. Bunu başlangıç ve bitiş noktamız tabandan anlayacağız. Bakın zaten hafif meyilli duruyor. Bakın burası bir tık meyilli duruyor. Burası başlangıç ve bitiş noktamız. Eğer bu noktayı kaybederseniz çengelli bir iğne ya da farklı renkli bir ip buraya tutturabilirsiniz. Şimdi son noktaya da batıyorum. Modeli direkt devam ettiriyorum. Farklı herhangi bir şey yok. Bakın. Bu noktaya geldikten sonra şimdi şuraya geri batacağız. Yani bu noktayı atlayıp şuraya batmamız gerekiyor. Bakın bu noktaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne tekrar geriye gelip bu noktaya batıp çapraz sık iğne. Tekrar bakın buraya battık. Şimdi bu noktaya batacağız. Meyilli olan noktaya geri dönüp batıyoruz. Bakın dibine batıyoruz önce. Meyilli olan kısmı bıraktım. Yani bir sık iğne atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Dibine sık iğne yapıyorum. Geri gelip bakın bu noktaya ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Burada bakın bunu bırakıyorum. Dibine battığım noktayı bırakıp bir sonrakinin dibine batıyorum. Geri gelip bakın şu noktaya tekrar batıyorum. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Direkt spiral bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Zaten üçüncü sıra bu noktada belli oluyor. Bu nokta bizim başlangıç ve bitiş noktamız.
Bu şekilde spiral bir şekilde öreceğiz. Hiçbir şekilde gizleme ve birleştirme yapmayacağız. Çünkü gizleme ve birleştirme yaptığımız zaman tamamen bütünlük olarak hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden ben gizleme ve birleştirme yapmıyorum. Eğer dilerseniz, eğer kaçırırsanız, yok ben gizleme ve birleştirme yapmak istiyorum derseniz eğer, buraya da bunu uygulayabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. Sadece modelin nasıl yapıldığını anlamamız yeterli. Bir ileri, bir geri. Çapraz şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde spiral öreceğiz. Ben duvarımı yeteri kadar yükselteceğim. Son olarak da ağız kısmının süslemesini birlikte yapacağız. Duvarımı yeteri kadar yükselttim. Bakın tabanım. Gayet muntazam oluyor. Ve dokusu oldukça sert oluyor. Eğer büyük sepet yapmak isterseniz bu modeli kesinlikle tavsiye ediyorum. Çapraz devam ettiği için oldukça sert ve tok duruşlu oluyor. Şimdi son noktama da batacağım. Bakın burası birleştirme ve gizleme noktamda, tabanımda. Ve burası benim başlangıç ve bitiş noktam. Bu noktaya da batacağım. Bir kez daha bakın şuraya batıyorum. Modelimi yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Geri gelip sık iğnemi oluşturuyorum. Bu noktada artık ters sık iğne tekniğini uygulayacağız. Ağız kısmında zincirli ters sık iğne yapacağız. Bunu da bakın şu şekilde artık bitirdik. Burada yine herhangi bir bağlama vesaire yapmayacağız. Bu bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Kenar kısmında da, kenar süs kısmında da. Şimdi bakın son sık iğnemi battıktan sonra şuradaki boşluklara batacağım. Bakın. Geriye doğru geleceğim. Geri geri öreceğiz. Ters sık iğne. Bakın batıyorum şu şekilde. Geriye doğru battım. Alttan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmekten bakın bir zincir çekiyorum bu noktada. Çektim. İlmek çıkardıktan sonra buradan tığımın başına doluyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirli tek sık iğneyi de bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın burada şu noktaya batıyorum. Bu büyük boşluklara batıyorum. Şu aralardaki boşluklara batmıyorum. Büyük boşluklara batarak bakın şuradaki büyük boşluklara batarak devam ediyorum. Ters şekilde geriye doğru battım. İpimi alttan aldım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden bakın kaydırdım. Bir zincir çektim. Burada kaydırarak tığımın başına ipimi doluyorum ve burada tekrar bir zincir çekiyorum. Geriye doğru batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Tığımın başına dolayıp bu şekilde zincir çekiyorum. Ters zincirli sık iğnelerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Bu modele çok yakıştığını düşünüyorum. Ama sizler daha farklı bitişlerde yapabilirsiniz. İz sürme yapabilirsiniz. Daha farklı şekilde kenar süslemesi vesaire yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış bir durum. Ben bu şekilde zincirli ters sık iğne tekniğiyle son sıramı bitireceğim. Başlangıç ve bitiş noktasına geldiğimizde de tekrar sizlerle ipimizi nasıl kestiğimizi paylaşacağım. Batacağım son noktaya geldim. Bakın batıp ilmek çıkarıyorum. Ters sık iğne yapıyorum. Burada ipim bitti. Sizler bu noktada son batacağınız noktaya batıp 5-10 santim kadar ipinizi kesebilirsiniz. Benim ipim bittiği için kesmeyeceğim. Bu noktadan çıkarıyorum artık. Bakın son ilmeğe de batıp çıktım. Şu noktadan bakın ilk başladığım ters sık iğnenin olduğu boşluğa batıyorum. Bu noktadan ipimi geçiriyorum. Burada bu geçirdiğim ipi gizleyeceğim. Aşağı doğru uygun boşluklardan geçirerek ipimi gizleyeceğim. İç dış yaparak da rahatlıkla kalan ipi gizleyebiliriz. Çünkü örgümüz müsait bir örgü. Çapraz olduğu için içinden bu şekilde iç dış yaparsak bakın hiçbir şekilde belli olmayacak. Evet, bitişimizi de bu şekilde sağladık. Şimdi sepetimizi elimize düzleyelim. Ben fazla kalan ipi de kesiyorum. Yeteri kadar gizledik. Eğer sizler bu şekilde gizlemek istemezseniz silikon tabancasıyla
bir tık içeri geçirdikten sonra tutturabilir yahut dikiş ipiyle de dikebilirsiniz. Sağlam olduğunu inandığınızda ipinizi kesebilirsiniz, ucunu fazla kalan kısmı. Makineye de attığımızda herhangi bir çıkma vesaire yapmayacaktır, İyice gizlediğimizden emin olduğumuzda. Evet, sepetimizi elimizle düzleyelim. Bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde sepetimizin yapımı. Dediğim gibi tok olduğu için, kalın olduğu için büyük sepetlerinizde de gönül rahatlığıyla bu modeli kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.